Asansörde kalmak, genellikle yaşanan birçok duygusal ve psikolojik deneyimi temsil edebilir. Bu deneyimlerin her biri, bireyin kendi iç dünyasındaki durumu yansıtabilir. Örneğin, bir asansörde sıkışıp kalmak, sıkıntı, korku ve endişe gibi negatif duyguların ifadesi olabilir. Aynı zamanda, asansörde kalmak, kişinin bir tür engelle karşılaştığını ve ilerlemekte zorlandığını hissettiği durumları da temsil edebilir. Bir asansörde tek başına kalmak, genellikle yalnızlık veya izolasyon hissiyle ilişkilendirilebilir. Bu durum, bireyin çevresiyle bağlantı kurma isteğinin veya sosyal ilişkilerdeki eksikliğin bir yansıması olabilir. Asansörde yalnız kalmak, kişinin içsel dünyasıyla yüzleşme ve kendi düşünceleriyle baş başa kalma ihtiyacını ifade edebilir. Asansörde mahsur kalmak aynı zamanda kontrol kaybı hissiyle ilişkilendirilebilir. Asansör, genellikle kontrol edilebilen bir araç olarak görülse de, mahsur kaldığında bireyin kontrolden çıktığı ve dış etkenlere bağımlı hale geldiği bir durumu temsil edebilir. Bu durum, kişinin yaşamındaki belirsizliklerle başa çıkma güçlüğünü veya dış dünyanın etkilerine karşı savunmasız hissetmesini ifade edebilir. Asansörde sıkışıp kalmak, zamanın durduğu veya geçişinin yavaşladığı hissini yansıtabilir. Birey, bu durumda mevcut durumdan kurtulamayacağını veya ilerleyemeyeceğini düşünebilir. Bu, yaşamın geçici veya duran olduğu duygusunu ifade edebilir ve kişinin mevcut durumuyla başa çıkma ve onu değiştirme yeteneğini sorgulamasına neden olabilir. Asansörde kalmak, kapatılmış bir alan içinde sıkışıp kaldığını hissetmek anlamına gelir. Bu, kişinin dış dünyadan izole edilmiş hissetmesine ve kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına neden olabilir. Bu durum, kişinin kendi içsel sınırlarıyla yüzleşme ve bunları aşma ihtiyacını temsil edebilir. Asansörde kalmak ayrıca bir tür bekleyiş veya belirsizlik durumunu ifade edebilir. Birey, asansörün ne zaman hareket edeceğini veya kendisini kurtaracak birinin ne zaman geleceğini bilemeyebilir. Bu durum, kişinin geleceğe dair belirsizliklerle başa çıkma yeteneğini sınayabilir ve sabır gerektirebilir. Asansörde mahsur kalmak, fiziksel bir sınırlamayı veya engeli temsil edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında hareket etme özgürlüğünü kaybeder ve fiziksel olarak kısıtlanmış hisseder. Bu durum, kişinin hayatındaki engellerle başa çıkma ve bunları aşma yeteneğini sorgulamasına neden olabilir. Asansörde kalmak, bir tür kapatılmış alan korkusuyla ilişkilendirilebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında kapalı bir alanda hapsolmuş gibi hissedebilir ve bu da panik ve endişe duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin kapalı alan korkusuyla baş etme ve kendini rahatlatma yeteneğini sınayabilir. Asansörde mahsur kalmak, bir tür güçsüzlük veya çaresizlik hissini ifade edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında kendi başına durumu düzeltemeyeceğini düşünebilir ve dış yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu durum, kişinin kendi sınırlarını kabul etme ve yardım isteme becerisini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Asansörde kalmak, bir tür izole edilmişlik duygusunu yansıtabilir. Birey, asansörde mahsur kaldığında dış dünyadan tamamen ayrılmış gibi hissedebilir ve bu da yalnızlık ve terk edilmişlik duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin sosyal bağlantılarını yeniden değerlendirme ve güçlendirme ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde mahsur kalmak, beklenmedik bir durumla başa çıkma yeteneğini sınayabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında planlarının alt üst olduğunu ve beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünebilir. Bu durum, kişinin esneklik ve adaptasyon yeteneğini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Asansörde kalmak, bir tür kısıtlanmışlık hissini yansıtabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında özgürlüğünden mahrum gibi hissedebilir ve bu da sinirlilik ve huzursuzluk duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin içsel sınırlarıyla başa çıkma ve bunları genişletme ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde mahsur kalmak, bir tür kontrolsüzlük duygusunu ifade edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında durumu kontrol edemeyeceğini düşünebilir ve bu da kaygı ve panik duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin kontrol illüzyonuyla başa çıkma ve kabul etme becerisini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Asansörde kalmak, bir tür kapanmışlık veya sıkışmışlık hissini yansıtabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında dış dünyadan tamamen izole edilmiş gibi hissedebilir ve bu da boğulma ve tıkanıklık duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin kendi içsel sınırlarıyla yüzleşme ve bunları aşma ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde mahsur kalmak bir tür yardım çağrısı olabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında dış yardıma ihtiyaç duyabilir ve bu da kişinin çevresindeki insanlara güvenme ve bağımlılık duygusunu vurgulayabilir. Bu durum, kişinin sosyal destek ağını güçlendirme ve duygusal bağları güçlendirme ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde kalmak, bir tür kontrol kaybı hissini yansıtabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında durumu kontrol edemeyeceğini düşünebilir ve bu da çaresizlik ve umutsuzluk duygularına yol açabilir. Bu durum, kişinin içsel güç kaynaklarını yeniden keşfetme ve güçlendirme ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde mahsur kalmak, bir tür geçiş dönemi veya dönüşüm sürecini temsil edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında eski durumundan kurtulamayacağını ve yeni bir duruma geçiş yapamayacağını düşünebilir. Bu durum, kişinin geçmişle hesaplaşma ve geleceğe odaklanma ihtiyacını vurgulayabilir. Asansörde kalmak bir tür sabır gerektiren durumu temsil edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında sabırlı olmak zorunda kalabilir ve bu da kişinin sabır ve dayanıklılık yeteneğini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Bu durum, kişinin beklenmedik durumlarla başa çıkma ve stresle baş etme yeteneğini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Asansörde mahsur kalmak, bir tür bağlılık veya sadakat duygusunu yansıtabilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında çevresindekilerle birlikte kalmak isteyebilir ve bu da kişinin sosyal ilişkilerini güçlendirme ve bağlılık duygusunu geliştirme ihtiyacını vurgulayabilir. Bu durum, kişinin diğerleriyle olan ilişkilerini değerlendirme ve onları güçlendirme fırsatı sunabilir. Asansörde kalmak, bir tür içsel yolculuğu temsil edebilir. Birey, asansörde sıkışıp kaldığında kendi iç dünyasına bir yolculuk yapabilir ve bu da kişinin kendi duygularını, düşüncelerini ve inançlarını keşfetme fırsatı sunabilir. Bu durum, kişinin kendini tanıma ve kişisel gelişim yolculuğunda ilerleme fırsatı bulmasına yardımcı olabilir.